Bugün size B12'den bahsedeceğim. Veganların B12'ye ihtiyaç duyduğu doğru. Yanlış olan şey şu. B12'yi hayvanlar sentezler. Hayır, bu doğru değil. B12 bakteriler tarafından sentezlenir. Biz de hayvanları yediğimiz zaman tıpkı hayvandan nasıl demiri alıyorsak B12'yi de öyle alırız. B12 almanın en kötü yolu hayvansal gıda tüketmektir. Eskiden B12 tabletleri olmayan ve hayvansal ürün yemeyen insanlar peki nasıl yaşıyordu? Eskiden sular kirliydi, bitkiler kirliydi ve oradaki bakterilerle alınabiliyordu. Şimdi de hala dünyanın bazı nehirlerinde B12'nin çok yüksek miktarlarda olduğunu biliyoruz. Şimdi bitkileri yıkamadan yemeyeceğimiz veya o nehirlere ulaşımımız olmadığı için B12'yi takviye olarak almamız lazım. Aslına bakarsanız B12 o kadar da büyük bir sorun değil. Çünkü yıllarca hiç B12 takviyesi almadan vegan yaşayan insanlar var. Çünkü bunun metabolizması birazcık karışık. Kimilerinin bağırsağında yıllarca tekrar geri emilime uğrayıp kan düzeyleri yüksek kalabiliyor. B12 düştüğü zaman vücudunuzda nörolojik bazı semptomlar görülebilir. O zaman bunu test etmenin en iyi yolu kandaki B12 seviyesine bakmak değil, idrarda MMA seviyesine bakmaktır. Dediğim gibi B12 ciddi bir problem değil. Örneğin Amerika'da nüfusun %90'ı et yiyor olmasına rağmen %10'unda B6 eksikliği var. %6'sında C vitamini eksikliği var. %96'sında lif alımı eksikliği var. Ama sadece %4'ünde B12 eksikliği var. O yüzden B12'yi gösterip de veganlığı kötülemek çok doğru bir yaklaşım değil. Hiç B12 almayan veganlar olduğunu ve kan değerlerinin normal olduğunu ve gayet sağlıklı olduğunu biliyoruz. Ama bu öneri için yeterli değil. Yine de herkes B12'sini almalı. Hatta vegan olmasa bile 50 yaşından sonraki insanların B12 alması önerilmektedir. Bunu her gün de alabilirsiniz. Haftada bir de alabilirsiniz. Almanın çok çeşitli yolları var. Bunu zaten herkes biliyor. Sonuç olarak B12 takviyesi alınmalıdır. B12 almanın en kötü yolu hayvansal gıdalardır. Size B12'nizi soran olursa siz de ona lifini sorun, B6'sını sorun, C vitaminini sorun. Sorun sorun. Afiyet olsun.